Eğitim Psikolojisi 7. Bölüm Sınıfta Motivasyon. Motivasyon, davranışa enerji verip bireyi bir amaç için harekete geçiren güçtür. Güdü, bireyi bilinçli bir davranışa iten güç olarak tanımlanıyor. Gereksinim, bireyin içinde fizyolojik, biyolojik ya da sonradan edinilmiş herhangi bir eksiklik ya da yetmezliği olarak tanımlanabilir. Gereksinim. Dürtü, genellikle açlık, susuzluk gibi biyolojik kökenli gereksinimlerin giderilmesi için organizmanın hazır hale gelmesi. Bu anlamda şeyden bahsedebiliriz. Motivasyonun şeylere, bileşenleri gereksinim, güdü, davranış, amaç ve doyum olarak. 5 bileşeni var motivasyonun. Ekranda şeyi de var, döngü şeması. Daha sonra Kluyt Bernard tarafından ileri sürülen denge kavramı var. Denge kavramı homeostasis olarak ifade ediliyor. Bedenin sabit bir dahili ortamı koruma eğilimi. Yani sabit bedenin dengesini koruma eğilimi. Güdülerin sınıflandırılması. Birincil güdüler öğrenilmemiş güdüler olarak geçiyor. Birincil güdüler dürtü kaynaklı fizyolojik temelli öğrenilmemiş güdülerdir dediğimiz gibi. Bunlar açlık, susuzluk, uykusuzluk, cinsellik ve analık, ızdıraptan kurtulma, dinlenme, hareket etmek, fazla sıcak ya da soğuktan kurtulma arzusu, merak gibi örnekleri verebiliriz. İkincil güdüler ise öğrenilmiş güdülerdir. İkincil güdülerin açığa çıkması için başka insanların varlığına ihtiyaç duyuluyor. Daha sonra durumluk güdüler var. Bu belli bir durumun etkisiyle ortaya çıkar ve geçicidir. Sürekli güdüler ise durumluk güdüye oranla daha kalıcı güdülerdir. Daha sonra motivasyon kaynakları var. İçsel motivasyon Clark Gould tarafından bulunmuş. Bunlar güdüler bir canlının fizyolojik gereksinimlere tepki olarak doğan içsel durumlardır. Yani fizyolojik gereksinimlerine tepki olarak doğan içsel durumlardır, içsel motivasyon. İçsel motivasyonda eylemin kendisi ödüllendirici bir nitelik taşıyor. Bunlar içsel motivasyon örnekler, fotoğraf çekmek, suya dalmak, bulmaca çözmek, full koleksiyonu yapmak gibi örnekler verilebilir. Dışsal motivasyon, teşvik ya da dışsal ödüller almamıza yardımcı olan ya da biyolojik gereksinimleri azaltan belli bazı davranış ve faaliyetlere katılmayı kapsıyor. Burada aşırıya gitme diye bir kavram var. Dışsal motivasyonun zamanla içsel motivasyonu arka plana itip yok etmesi süreci. Bu aşırıya gitme olarak değerlendiriliyor. Motivasyon teorileri. Bunlar iki aşamada inceleniyor. Kapsam teorileri ve süreç teorileri olarak. Kapsam teorileri, ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, ERG teorisi, iki faktör teorisi, başarma ihtiyacı teorisi şeklinde. Süreç teorileri ise davranış şartlandırma teorisi, beklenti teorisi, eşitlik teorisi ve amaç teorisi şeklinde ilerliyor. Evet, ihtiyaçlar teorisi, hiyerarşisi, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Ekranda görüldüğü gibi en alt piramidin en altında fizyolojik ihtiyaçlar, daha sonra güvenlik, daha sonra ait olma, saygınlık ve en üstte kendini gerçekleştirme olarak geçiyor. Bunun örnekleri de var. Yan tarafında fizyolojik ihtiyaçlar açlık, susuzluk, cinsellik, güvenlik, kendini ve yakınlarını emniyette hissetme, ait olma, aşık olmak, sevmek, sevilmek, saygınlık, saygı duyulma, takdir edilme, kendini gerçekleştirme, kendi potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirme şeklinde. Üst düzey grubunda ise ait olma, saygınlık, kendini gerçekleştirme olarak sınıflandırılıyor. Üst düzey ihtiyaçlar, alt düzey ihtiyaçlar ise fizyolojik ve güvenlik, sadece iki tane. Şimdi Maslow'un bir savunduğu bir şey var. Kendini gerçekleştiren insana ilişkin 15 özellik sıralamış Abraham Maslow. Bu, gerçeği daha iyi algılayıp gerçekle daha rahat ilişki kurabilme, hem kendini hem başkalarını olduğu gibi kabul etme, kendiliğindenlik, sorunlara yönelme, çevreden uzak durma, yalnız kalma isteği, özellik, çevreden bağımsızlık, yaşamın tadını çıkarmada sürekli tazelik, gizemsel deney ya da doruk deneyi, toplumsal ilgi, kişiler arası ilişkiler, demokratik bir kişilik yapısı, araçlarla amaçları ayırma yeteneği, şakadan anlama, yaratıcılık, kültürlenmeye karşı direnme şeklinde özellikleri var. Ve
RG teorisi. Savunucusu Clayton Alderfer. Bu RG teorisi aynı ekranda gördüğünüz gibi piramit şeklinde ifade ediliyor. Fakat bu ihtiyaçlar hiyerarşi teorisine göre biraz daha sadeleştirilmiş şeklinde. Bunun aşamaları en altta varlık, ilişki, gelişim şeklinde ilerliyor. Varlık grubunda ise yeme içme korunma, ilişki grubunda saygı, ait olma şeklinde, gelişim grubunda ise yenilik, yaratıcılık şeklinde özellikleri sayabiliriz. Daha sonra iki faktör teorisi, yani Frederick Herzberg'in bulmuş olduğu iki faktör teorisi. Bu hijyen faktörleri ve motive edici faktörler olarak iki grupta toplanıyor. Motive edici faktörler, yani işin kendisi, ekrandaki tablodaki gibi başarma, tanınma, işin doğası, sorumluluk, ilerleme grubu. İlerleme olarak gruplandırılıyor. Hijyen faktörler, yani çevreden kaynaklanan ise ücret, üstlerle ilişkiler, iş arkadaşlarıyla ilişkiler, teknik gözetim, işletme yönetimi ve politikası, çalışma koşulları şeklinde gruplandırılıyor. Ve başarma ihtiyacı teorisi. Bu David McClint tarafından bulunmuş. Ve burada tematik algılama testi diye bir kavram var. Bunun alt bileşenleri var. Bunlar başarma, ilişki kurma, güç elde etme ve uzmanlık ihtiyacı olarak ilerliyor. Tematik algılama testinin bileşenleri bu şekilde. Başarı ihtiyacına ilişkin görüşleri sıralayacak olursak, yani başarma ihtiyacı teorisinin özelliklerini, yani özelliğini taşıyan kişiler yüksek oranda kişisel sorumluluk almak isteyecekler. Bu sorumluluğu kaldıracaklardır. Orta karar tehlikeli işlere girişeceklerdir. Kendileri için orta güçlükte gerçekçi amaçlar saptayacaklardır. Amaçlarına erişmek için geniş kapsamlı planlar düzenleyeceklerdir. Davranışların sonuçlarıyla ilgili somut ölçülebilir geriye bildirim isteyecekler ve başarı isteklerinin engellenemeyeceği bir iş ortamı arayacaklardır. Evet, süreç teorileri. Bu Luthans bunu savunan. Süreç teorileri, davranış şartlandırma teorisi, beklenti teorisi, eşitlik teorisi ve amaç teorisi olarak gruplandırılıyor alt başlıkları. Bu anlamda davranış şartlandırma teorisi de kendi içinde klasik şartlandırma ve davranış şartlandırma olarak ayrılıyor. Klasik şartlandırma, Ivan Pavlov savunuyor bu görüşü. Yani şartlı refleks veya öğrenme adı da alıyor bu diğer anlamıyla. Ekrandaki gibi bir uyaran olması gerekiyor organizmaya ve organizmanın vermiş olduğu tepki. Klasik şartlanma bu şekilde ilerliyor. Ekrandaki akışı şeklinde. Davranış şartlandırma ise Skinner tarafından savunulmuş. Bunda da klasik şartlanmaya ek olarak ödül ceza var arkadaşlar. Yani organizma, davranış, karşılaşılan sonuç, ödül ve ceza olarak ayrılıyor. Beklenti teorisi. Bunu savunan Vroom. Bu beklenti teorisinin bir şeyi var, denklemi. Motivasyon eşittir beklenti çarpı valens çarpı araçsallık. Beklentinin sıfır olması, yani bu formülasyonda sıfır çıkması, kişinin bir işi başarıyla tamamlayamayacağına kesin gözle bakması anlamına geliyor. Beklentinin bir olması ise kişinin o işi kesinlikle başarıyla tamamlayacağına olan inancını ve azmini gösteriyor. 0-5'lik bir beklentisi kişinin başarısı için %50 şansına olduğuna yönelik inancına işaret ediyor. Evet, en alttaki tabloda da şeyler var. Beklenti değeri, valens değeri, araçsallık değeri ve sonucunda motivasyon değerine çıkıyor. 3 değer ne olursa sonucundan ne çıkıyor. Burada anlamamız gereken, 3'ü de yüksek olursa motivasyon değeri yüksek çıkar. Biri düşük, ikisi yüksek olursa düşük çıkar. Daha sonra ikisi düşük, biri yüksek olursa çok düşük çıkar. Hepsi düşük olursa çok çok düşük çıkıyor. Sonuç bu şekilde. Burada hatırlayacağımız. Beklenti teorisinin özellikleri, öğretmenler tüm öğrencilere konuyla ilgili kazanımları, performansla ilgili potansiyel ödülleri ve yapmaları gerekenleri açıkça tanımlamaya çalışmalı. Performans ve ödüller arasındaki ilişkiler de açık olmalı. Hangi performansa dayalı hedef ilgili öğrencinin grubuna ulaşılabileceği şekilde olmalı. Herhangi bir performansa dayalı. Eşitlik teorisine göre
Eşitlik teorisi. Evet, eşitlik teorisi Stacey Adams tarafından savunulmuş. Eşitlik teorisine göre motivasyon eşit çabanın eşit şekilde ödüllendirilmesi sonucunda açığa çıkıyor. Ekranda şeyi var, formülasyonu var hemen yan tarafta. Kendi girdileri böyle, kendi çıktılar karşısında. Diğerlerinin girdileri böyle, diğerlerinin çıktıları. Eşit ödüllendirme amacını savunuyor bu eşitlik teorisi. Eğer ki eşitsizliği azaltmak isterse bir kişi, bu aşamada girdileri değiştirme, çıktıları değiştirme, diğerlerini etkileme, karşılaştırma amaçlarını ya da karşılaştırmanın dayandığı temel ilkeleri değiştirme, girdi ve çıktı tanımlarını açık biçimde, akılcı biçimde değiştirme, okulu terk etme yöntemlerini kullanabiliyor sırasıyla. Ve amaç teorisi. Edwin Locke ve Gary Latham tarafından savunulmuş. Amaç belirleme teorisine göre amaçların açık, özel, ulaşılabilir ve ölçülebilir olması gerekiyor. Amaç teorisi ekranında görüldüğü gibi çevresel olaylar, biliş, değerlendirme, amaç saptama, iş başarımı olarak devam ediyor. Bu şekilde gerçekleşiyor. Amaç belirlemenin dört temel öğesi amaçların belirginliği, zorluğu, kabul edebilirliği ve amaç belirlemesine katılımdır. Yani bu amaç teorisinin alt bileşenleri amaçların belirliği yani netlik derecesi, amaçların zorluğu yani güçlüğü, amaçların kabul edilebilirliği yani benimsenmesi, amaçların belirlenmesine katılım yani kararlara katılım şeklinde. Evet, sınıfta motivasyon. Motivasyonun amacı bireysel enerjiyi artırarak etkinliklerdeki bireysel ilgi düzeyini yükseltmek, bireysel hedeflere yönelik olduğundan onlara ulaşma etkinliklerini yönetmek, bireylerin etkinliklerinde sorumluluk alıp karşılaştıkları güçleri yenerek kararlılıkla gelişimlerini sürdürmelerini sağlamak, bireylerin kişisel öğrenme strateji ve süreçlerini etkileyerek çalışma ve uygulamalara yönelik gösterdikleri dikkati artırmak şeklinde. Sınıfta öğrenci motivasyonun planlanması. Bunlar ders başlangıcında motivasyon, daha sonra dersin işlenişinde motivasyon ve ders bitiminde motivasyon şeklinde. Ders başlangıcında motivasyon grubunda tutum, genel olarak bir kişinin işi başarmaya yönelik davranış şeklini önceden seçtiği zihinsel durumdur. Sınıf ortamında tutum ise öğrencinin konuya, öğretmene, öğrenme ortamına ve kendisine bakış biçimi olarak görülebilir. İhtiyaç, bireyi bir amaca doğru yönlendiren güç olarak ifade edebiliriz bu anlamda. Fizyolojik ihtiyaçlar var. Daha sonra fizyolojik ihtiyaçlar konusunda öğrencilerin rahat hareket etme ihtiyaçları, rahat olmada fiziksel göz önünde bulunması gereken diğer bir önemli ihtiyaç, sınıfın temizliği, sıcaklığı, aydınlanması, öğrenci sayısı, sıralama ve çalışma alanı durumu. Buna benzer örnekler verilebilir. Ve psikolojik ihtiyaçlar, yani öğretmenin kendine olan saygısı olabilir bu grupta. Ve sosyal ihtiyaçlar, ait olma ihtiyacı. Yani bu grupta fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlara değiniliyor. Dersin işlenişinde motivasyon, uyarım, dikkat çekerek sürekliliğin sağlanması ve öğrencinin katılımıyla ilgilidir. Etki, öğrencinin duygu, değer, ilgi ve arzularını dikkate alma ile ilgilidir. Ve ders bitiminde motivasyon. Anlama, öğrencinin konu hakkında ne kadar bilgi edindiğinin farkına varması. Pekiştirme ise bir davranışın tekrar edilme yoluyla sürekliliğini sağlayan bir olay ya da durumun oluşturulmasıdır. Ve sınıf içi motivasyon ilkeleri. Bunlar, beklentilerinizi öğrencilerle paylaşarak onların aktif katılımını sağlayın. İstediğiniz davranışı öncelikle kendiniz göstererek örnek ve model olun. Dersin öğrenilmeye değer olduğunu gösterip bireyselleştirilmiş öğretim tekniklerine yer verin. Öğrencilerin ilgili alanlarından ve fikirlerinden yararlanın. Pekiştirme yöntemini kullanın. Kendine saygıyı besleyin. Öğrencilerinizden en iyisini bekleyin. Ve stresten uzak, olumlu bir ortam tesis edin. Sınıf içi motivasyon stratejileri. Strateji önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yoldur. Kelime anlamı olarak. Burada stratejiler öğrenmeyi eğlenceli hale getirin, işbirliğinden yararlanın. Hem bireysel hem de işbirliği çalışmayı teşvik edin. Gerçek dünyadaki durumlarla bağlar kurun. Öğrencilere seçim yapabilme fırsatı verin.
Sınıfta herhangi seçimlerin yapılabileceğine ilişkin örnekler bağlamında şunları verebiliriz. Öğrenciler bir dersi okumak için kendi seçtikleri bir kitabı getirebilirler. Öğrencilere çeşitli ödev konuları verilerek bunların arasında birini seçmeleri istenebilir. Öğrencilere çift sayılı ya da tek sayılı alıştırmaları seçme şansı tanınabilir. Öğrencilerin proje ve ödev konularını seçmelerine olanak tanınabilir. Ve devam edelim. Sorumluluğu vurgulayın. Öğrencilerin kendi gelişimlerini izlemelerini sağlayın. Evet. 7. bölüm bu kadar. Teşekkürler.